Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizinle ilk defa hayatımda takma tırnak takmayı deneyeceğim. Geçen günkü videomda göstermiştim. Şöyle bir takma tırnak seti almıştım. Ve açıp bakmıştım nasıl bir şey olduğuna ama hiç denemedim. Dediğim gibi hayatımda ilk defa takma tırnak yapmayı deneyeceğim kendi kendime. Neler olacak çok merak ediyorum. İnşallah yapışır. En büyük çekincem o konuda şu anda. Hani niyeyse böyle iyi yapışmayacağını, tutmayacağını falan düşünüyorum ama bilmiyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz neler olacağını. Bu arada videomu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şu şekilde tırnakları döktüm. Şimdi şurasını da açıyorum. Burada böyle yapışkanlı kağıtları var. Tam olarak nasıl bir şey olduğunu açıkçası anlamadım. Şimdi hep beraber göreceğiz. Şimdi önce şey diyor üzerinde, ürünün üzerinde. Tırnaklarınızdan yani en iyi verim alabilmek için şöyle üst kısımlarını hafifçe törpüleyin diyor. Ben şu an bildiğiniz sıradan normal kullandığım törpüyle tırnaklarımın üst yüzeyini şöyle hafifçe çok abartmadan, çünkü tırnaklarıma zarar vermek istemiyorum. Şöyle 1-2 seferlikmiş gibi şu şekilde hızlıca törpülüyorum hemen. Gerçekten çok merak ediyorum. Mesela protez tırnak falan da yaptırıyor var ya, bir gün onu da deneyeceğim mutlaka. Yani nasıl kullanılabildiğini, nasıl kullanılabildiğini merak ediyorum. Hani böyle sanki her an kopacakmış, sanki her an elimden düşecekmiş gibi. Bir de hani bir kere söylemiştim ya, kendi nişanımda kuaför bana takma tırnak takmıştı. Kuaför yapıştırmıştı yani. Sonra onlardan birisi, ikisi kırılıp düşmüştü nişan sırasında. O yüzden belki de oradan kalma böyle bir fobi haline geldi. Şöyle şurada yapıştırma kağıtlarım var. Diğeri de şurada. Hemen şuraya koyuyorum. Şimdi şöyle bir küçükle deneyeceğim bakalım neler olacak. Şunu alıyorum şu anda. Şöyle ucundan tutuyorum ve tırnağıma şu şekilde yapıştırıyorum direkt. Bir dakika, olmadı. Oo, yapıştıramadım daha ilkten. Tamam, yapıştırdım. Şimdi bunu güzelce bastırıyorum. Tırnağıma iyice yapıştığından emin olmak için. Aslında çok güzel yapılmış bence. Sonra üzerindeki bu jelatini kaldırıyorum. Bakın o tırnağımdan kalkmadı. Ve üzerine en küçük tırnaklardan birini şu şekilde yapıştırıp bastırıyorum parmağıma. Hemen bırakmıyorum. Aa, inanılmaz tuttu şu an. Çok güzel. Bakayım, çok tuhaf hissediyorum şu anda. Bakar mısınız? Biraz iyice kurusun, sonra çekmeyi deneyeceğim. Bakalım kolay mı çıkıyor, nasıl bir şeymiş beraber göreceğiz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel bir şeymiş bu. Bu arada bunları çıkartmak için 5 dakika suda tutmanız yeterli oluyormuş. Öyle yazıyor üzerinde. Bir şey söyleyeyim mi? Yapışkan gerçekten kuvvetliymiş. Yani bence şu an öyle gözüküyor. İlk başlarda ne olacak falan diye çok merak etmiştim. İlk defa hayatımda o kadar uzun tırnaklarla ne yapacağım bilmiyorum. Gerçekten çok ilginç. Yani şu anda çok ilginç hissediyorum. Evet, yine aynı boylarda, aşağı yukarı aynı boylarda bir tırnak. Tam oturuyor zaten. Muhtemelen herkese oturuyordur diye düşünüyorum. Belki fazlalık vesaire varsa da onları da törpü yardımıyla falan yok edebilirsiniz. Daha neler gelecek acaba başıma? Neler deneyeceğim çok merak ediyorum. Gerçekten çok eğlenceli bence ama. Cadı gibi oldum. Şimdi en büyük tırnağa geçiyorum. En büyük tırnak için şu en büyük yapışkanı alacağım. Muhtemelen yapışkanları tırnağınızın boyutuna göre seçmeniz şey için önemlidir. Tutması açısından önemlidir. Çünkü hani çabuk çıkarsa bir işe yaramaz. Bakalım. Şimdi yine bir yapışkan, jelatinli bir yapışkanı alıyorum. Bu çift taraflı bant gibi bir şey aslında. Bir tarafını yapıştırıyorsunuz, sonra üzerindeki jelatini kaldırıyorsunuz ve üzerine yeni tırnağınızı monte ediyorsunuz. Evet, işte bu. Şimdi daha yakından yapacağım ve sizin daha net görmenizi sağlayacağım. Daha çok kafanızda oturması için bir şeylerin. Şimdi bir elimi yaptım da öbür elimi nasıl yapacağım gerçekten bilmiyorum. Çünkü elimdeki bu tırnaklarla öbür elimi yapmak gerçekten zor olacak gibi gözüküyor şu anda. Evet, bir tane tırnağıma şöyle hemen koydum. Çok zorlanacağım gerçekten. Çünkü şu an tuhaf geliyor ve her an düşecekmiş gibi geliyor. Bakın şu şekilde tırnağıma yapıştırdım. Şimdi hemen bu yapışkanı şöyle göstererek kaldırıyorum size. Bakın kaldırdım ucundan. Ve en küçük tırnak yine hangisiydi? Şunlar. Evet, bir tanesini alıyorum. Alamıyorum çünkü öbür elimde tırnaklarım var yeni. Evet, şöyle tam oturtup bastırıyorum. Zaten bir bastırmada hemen yapışıyor.
biraz daha ben böyle hani bilerek iyice tutsun diye biraz fazla yapıştırıyorum şöyle. Bu arada benim bu parmağım kırık. O yüzden kırılmış daha doğrusu. Kırıldığı için kırıldıktan sonra da doğru kaynamamış yerine. O yüzden maalesef yamuk duruyor. Şöyle devam ediyorum. Şimdi ikinci bir tanesini aldım. Şöyle bunu da koyuyorum. Şöyle bastırıyorum iyice elimle. Sizin daha net görebilmeniz için bu şekilde yaptım. Şunu da çektim. Tamam. Şimdi ikinci boy tırnaklar şu muhtemelen diye düşünüyorum. Bir saniye bakayım. Aynı olması gerekiyor çünkü. Hayır, bu küçük. Evet, bir de buna dikkat etmeniz gerekiyor. Aynısını yapıştırmazsanız komik olur. Tamam, şu an bunu aldım elime. Tam böyle dibine doğru oturtarak yapıştırıyorum ben. Hani tırnak etimin içerisine böyle giriyormuş gibi. Ama gerçekten ben bu işi çok sevdim. Bunların bir tık daha kısalarını alıp aslında gündelik hayatta da rahat kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu tabii ki birazcık şu an ekstrem uzunlukta. Yani belki gündelik kullanım için çok rahat olmayabilir, hatta hiç rahat olmayabilir. Ama dediğim gibi bir tık küçüklerini denerseniz onlar sizin işinizi tam görecektir diye düşünüyorum. Ah, yapıştıramadım. Tamamdır bu da. Ve en son üstünü yapıştıracağım yine. Yine en büyük yapışkanlardan alıyorum. Bu arada bu tırnaklar fazla fazla. Yani herhangi bir sıkıntıda tekrardan yenileyebilirsiniz. Kırılan tırnağınızı özellikle tek başına. Hepsini yapmak istemiyor olabilirsiniz. Ya da herhangi yapma sırasında bir hata vesaire yaşarsanız onu da düzeltmek için seçeneğiniz oluyor en azından. Evet, şu an en son tırnağımı da yapıştırdım. Ve şu şekilde en büyük tırnağı ona da yapıştıracağım. Ben çok sevdim. Gerçekten yorumlarınızı merak ediyorum ama şu an tamam biliyorum, ben cadı gibi oldu. Cidden öyle oldu yani. Hiç sevmedim ama yapacak bir şey yok. Yani aslında sevdim. Çok sevdim ama kullanım olarak evde falan çok zor olacaktır. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi tırnaklarımın hepsi bitti. Ellerime krem süreceğim ama onu birazdan yapacağım. Bilerek şu anda sürmüyorum çünkü iyice bir yapışsın tırnaklarım. Hatta şunu birazcık yamuk mu yaptım ne? Şöyle düzelteyim azıcık. Biraz yamuk yumuk yapmış olabilirim ama gerçekten bu benim ilk deneyimimdi. Bakar mısınız? Çok çılgınca değil mi? Bana göre yani çok çılgınca. Gerçekten hiç ben böyle şeyler yapan bir insan olmadığım için şu an şok içerisindeyim. Acaba bu takma tırnaklar, bakın bir tanesini çıkarmaya çalışayım mesela şu an. Gerçekten çıkmıyor biliyor musunuz? Bakın. Süper. Aslında rahat da kullanılabilir ama birazcık alışmak zaman alacaktır tabii ki. Bu şekilde sürekli yaşayan insanlar var ama ben pek onlardan değilim galiba. Bir dahakine bunların daha böyle küt ve daha kısa olanlarını alıp deneyeceğim. Eminim harika olacak. Hem de bence bunların yani biraz daha kısası. Mesela hani şuralarda falan bitenleri var. Onlar cidden bence hem kullanım olarak çok rahat olacaktır hem de mükemmel gözükecektir diye düşünüyorum. Çünkü mutlaka deneyeceğim. Onları da size gösteririm hatta. Normal hayatta, gündelik hayatta bence çok kurtarıcı. Oje sürüp saatlerce kurumasını beklemek vesaire çok uğraştırıcı olabilir. Ama bu şekilde mesela takma tırnakları hemen tak 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 yapıştırıp geçebilirsiniz. Ve o gününüzü kurtarmış olursunuz. Özel bir güne gidiyorsanız ya da özel bir işiniz varsa özellikle. Bu şekilde arkadaşlar, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı yazmayı mutlaka unutmayın. Eğer beğendiyseniz videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. İstek videolarınızı da aşağıya yazmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada bir şey söylemeyi unutmuş başlarken geri eklemek için videoyu baştan çekiyorum şu anda. Bu tırnakları ben 10-15 TL'ye, muhtemelen 15 TL'ydi tam emin değilim. Öyle bir fiyata aldım. Çok ucuz. Ve bence kalıcı oje yaptırmak birazcık biliyorsunuz pahalı mal olabiliyor. 85-100 TL civarlarında genelde değişiyor. Hani hatta daha pahalı da olabiliyor. Desenli vesaire isterseniz daha pahalı zaten. Kalıcı oje yerine böyle hani özel günlerinizde veya özel zamanlarınızda kullanabilmek için kesinlikle bence deneyebilirsiniz. Gayet rahat. Hiç de öyle çıkmıyor. Sorun olacağını da düşünmüyorum ki bunlar çok uzun ve çok ekstrem tırnaklar.
uçları sivri sivri. Siz bunların daha düzünü, daha kütünü, daha yuvarlağını, daha kısasını deneyebilirsiniz. Söylemek istedim.